Milliyetçi Hareket Partisi'nin elinde tuttuğu herhangi bir mevzinin halk lehine kazanılması bu seçimin temel gündemlerinden bir tanesidir. Muhalefet elindeki hiçbir mevziyi kaybetmemeli, iktidarın elindeki mevzileri kazanmalı. Ana yaklaşımı buraya koymak gerekir. Bunun dışındaki yaklaşımlar doğru değildir. Fakat şimdi Merdan Bey bizim de başımıza geliyor. Şimdi ben kaç belediye başkanlığı adaylığından çekildiğimizi gerçekten bilmiyorum. Yüzlercedir geliyor. Fakat şimdi Hatay gibi mesela son derece önemli bir kentte, belki de bu yerel seçimlerin temel gündemlerinden bir tanesi yapmamız gereken deprem gibi bir başlık varken ortada. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş konusundaki ısrarını gerçekten anlayamadık. Şimdi düşünsenize, şimdi belki de şimdi Hatay'da bizi izleyen yurttaşların bir kısmı da benimle ilgili de aynı değerlendirme yapacaktır. Ya siz burayı AKP'ye kaybetmemize neden olacaksınız diye. Hayır, bak ben öyle bakmıyorum. Yani şu anda Hatay'da iki tane deprem suçlusu aday var ve yurttaşın yeni bir alternatife ihtiyacı var. Dolayısıyla elimizdeki istatistiki veriler, elimizdeki matematiksel veriler bunu gösteriyor diyerek burada, tabii böyle bir yaklaşım içerisinde biz kendi adımıza giremeyiz. Burada yapılması gereken şey, ben çok açık söylüyorum. Mesela biz Hatay'da, Büyükşehir'de neden aday çıkarttık? Hatay Büyükşehir'i AKP'nin kazanmasını istemediğimiz için aday çıkarttık. Orayı AKP'ye teslim etmemek için aday çıkarttık. Gökhan Zan. Yani ve bakın bu da çok önemli. Çok iyi söylediniz. Gökhan Zan, herkes biliyor ki Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin üyesi, militanı, taraftarı falan değil. Ama deprem döneminde yaptıklarıyla... Daha önce İYİ Parti'den adaylık başvurusu yapmış deprem, bir kişi. Deprem döneminde yaptıklarıyla Türkiye'de toplumun kendisinden çok farklı siyasi görüşlerde olan bütün bu bağlamda desteğini almış. Bu bağlamda yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? İşte onu söylüyorum. Bence hep beraber bir sorumlulukla yaklaşmamız gerekiyor. Bu sorumluluk tek taraflı değil, çift taraflı bir sorumluluk. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama bugün doğru yaklaşım şudur. AKP, MHP ittifakına kaybettirmek önemli bir kazanımdır bizler açısından. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmak istemiyorsa, muhalefet kazanmak istemiyorsa ya da örneğin DEM Parti'yi yok sayan yaklaşımlar içerisine giriyorsa, örneğin solu sosyalistleri yok sayan yaklaşımlar içerisine giriyorsa, örneğin ben ancak sağcılaşarak kazanırım diye düşünüyorsa, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmiş olmayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi kaybetmiş olur. Şimdi Hatay'da ilginç bir şey söylediniz. Gökhan Zan'ın adaylığı AKP'ye kazandırmamak için. Tabii ki. Dolayısıyla Gökhan Zan AKP'den oy mu alıyor? AKP, MHP ortaklığında. Şimdi tam da bunu söylüyorum. Ben diyorum ki Hatay'a baktığımızda bizim gördüğümüz şey şudur. Hatay tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 10 diğer ilimizle beraber. Ve sabahında yurttaş kendisini yalnız hissetti. Ne merkezi yönetim vardı, ne yerel yönetim vardı yanında. Ne yaptı Hatay halkı? O ana kadar belki de hiç olmamış bir şey oldu. Farklı siyasi görüşlerde olan, farklı dini inançlara sahip, belki birbiriyle kavgalı insanlar, birbirlerini enkazdan kurtardılar, birbirleri için çadırlar kurdular, birbirleri için kan verdiler, birbirlerini hastaneye yetiştirmek için uğraştılar, birbirlerinin hayatını kurtardılar. Dolayısıyla Hatay'da ne yaşadık biz depremle beraber? Artık bambaşka bir evrede Hatay. Şimdi bunu yaşamış yurttaşlar, yani gerçekten söylüyorum, bakın çok sık Hatay'a giden bir yurttaş olarak söylüyorum bunu. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş, bugün Defne'nin, Antakya'nın, Samandağ'ın, Arsuz'un sokaklarında yürüyemezsiniz hala. Her taraf çamur. İnsanlar hala konteyner kentlerde ısınamıyor. İnsanlar içecek su bulamıyorlar. Kullanım suyu bulamıyorlar. Bu durumdalar. Ne yapıyorlar? Birbirlerine sarılıyorlar. Yani hangi siyasi partiler oldukları, daha önce hangi siyasi partiye oy verdikleri falan önemli değil. Bir mecburi deprem dayanışması ortaya çıkmış, bir halk dayanışması ortaya çıkmış durumda. Ve iddia ediyorum 100 yılın dayanışması yaşanıyor şu anda Hatay'da. Şimdi burada yurttaşları bir istatistik... Yüz yılın dayanışması yaşanıyor. Bir istatistik veri olarak yurttaşları değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Yani kardeşim, bu Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması konusunda deprem suçlarına bulaşmamış bir iradenin önderliğinde bir ittifaka ihtiyaç vardı. Şimdi bunu mevcut siyasi partiler yapmıyorsa, Türkiye İşçi Partisi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirdi. Ve altını çizerek söylüyorum, bütün yurttaşlarımızın da böyle düşünmesini istiyorum. Mesela Gökhan Zan tercihimiz bilinçli bir tercihtir. Oradaki yurttaşların bize önerdiği bir isimdir, bu doğru. Oradaki baroların, meslek odalarının Türkiye İşçi Partisi'ne önerdiği bir isimdir. Ama özellikle de partimiz üyesi olmayan birisini tercih ettik, aday olarak gösterdik. Bu hassasiyetimizin anlaşılması için, yani orayı Türkiye İşçi Partisi yönetsin diye bir
iddiayla Gökhan Zan'ı aday yapmadık biz. Burayı depremde yalnız bırakılan insanlar, depremde çaresiz bırakılan insanlar, depremde birbirine sahip çıkan insanlar yönetmeli. Ve belediye başkanı buna koordinasyon görevini üstlenmeli, buna önderlik etmeli. Ama şimdi bakın gerçekten bunu da düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Mesela depremin bütün suçunun Lütfü Savaşlı olduğunu hiç iddia etmedim. Böyle bir yani iktidar medyası da böyle bir algı. O haksızlık olur zaten. Oluşturmaya çalışıyor. Ama 11 ilde yaşandı. Bunlardan bir tanesinde de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Lütfü Savaş Belediye Başkanı'ydı ve 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla en azından bir başarısızlığı olduğunu kabul etmemiz ve bunu söylememiz lazım. Bir başarısızlık var ortada. Dolayısıyla o koltuğa yapışma, benden başkası yapamaz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Bir de yurttaş, sokaktaki yurttaş bir şey söylüyor. Yani en çok ihtiyaç duyduğum gün yanımda değildin diyor. Şimdi mesela bu sese de biz duymamazlıktan gelemeyiz. Kusura bakmayın. Yani dolayısıyla bir alternatifin yaratılması zorunluydu. Dediğim gibi lokal düzeyde bakmak lazım. Ha ana hat nedir? Onu paylaştım. Yani genel merkez de duymaya çalıştı ama olmadı galiba. Şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. Yanıtlaması gereken evet. Bir soru. Fakat ben şunu tekrar ediyorum. Bakın biz bu seçimlere AKP ve MHP'nin geriletilmesi, ideolojik olarak da geriletilmesi, siyasi... Çünkü bakın ben işin bu kısmını da önemsiyorum. Yani biz sadece seçim günü gidip sandığa oy atarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenemeyiz. Biz sadece seçim günü oy atarak... Bu aynı zamanda derin siyasal bir ideolojik bir mücadele. Düşünsenize devlet olanakları elinde, sermaye gücü arkasında, tarikatlar, cemaatler elinde, uluslararası sermayenin desteği var ve iktidar gücüyle toplumu esir almaya çalışıyor. Şimdi buna karşı kararlı mücadele yürütülmedi zaten. Tabii ki, yani, tabii ki. Ve o yüzden yenildik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sloganını ben anlamış değilim. Yani işimiz gücümüz Türkiye.